Evet, değerli arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi bu dersimizde önceden oluşturduğumuz delete direktif yapılanmasında bir yanlışımız vardı. Önceki dersimizde bahsetmiştim. Bunu düzeltmeyle uğraşıyor olacağız. Çok böyle uğraştırıcı bir optimizasyon yapmayacağız. Sadece hemen şöyle göstermem gerekirse nerede? Delete direktife geldiğimizde arkadaşlar görüldüğü üzere burada sadece product servis üzerinden bir silme işlemi yapmıştık. Bu hatayı düzelteceğiz. Daha evrensel bir silme işlemi yapabilecek hale getireceğiz. Nihayetinde biz bu delete direktifi tüm yönetim panelindeki tüm sayfalarda kullanmayı düşünüyoruz. Dolayısıyla bugün product için kullanıyoruz. Product'ı oluştururken geliştirdik zaten. Ama yarın customer için, orderlar için ve bunun gibi diğer sayfalarımız için delete operasyonlarında kullanacağımız bir direktif. Dolayısıyla bunun product servisten daha geniş anlamda, daha evrensel bir şekilde silme operasyonlarını gerçekleştiriyor olması gerekiyor. Tabii bizim bu yaptığımız hataya dair ben ders esnasında farkında değildim ama sağ olsun bir arkadaşımız beni uyardı. Uyaran arkadaşa teşekkür etmek istiyorum ama arkadaşın adını hatırlayamadım. Onun için hemen şöyle YouTube'dan ilgili videoya bakayım istiyorum. Bakın arkadaşlar burada Nihat Yavuz kardeşimiz, hocam direktifin içinde product servisi kullandık, diğer servisleri çağırırken nasıl ayırt edeceğiz diye sormuş. Ve bu konuda beni uyardı. Gerçekten teşekkür ederim. Nihayetinde bir beraber etkileşimli ders süreci geçirmek istiyorum. Tabii her ne kadar offline bir süreç geçirsek de nihayetinde ben eğitimi çekiyorum. Ondan sonra yayınlayıp siz izliyorsunuz. Ama bu şekilde mümkün mertebe etkili bir, aktif bir süreç geçirmemizi sağlayacak şekilde dönütleriniz oldukça faydalı oluyor. Eğer ki bunu söylemeseydiniz süreçte yaşayacaktık. Ne olacak? Araya bir de bunun düzeltmesini sokmaya çalışacaktık vesaire. Ki ben bunu fark edene kadar kim bilir kimlerin aklında kalacaktı bu. Dolayısıyla Nihat kardeşimizin yaptığı gibi sürekli bana yaptığım hatalara dair dönütlerle beni uyarırsanız en azından bir kılavuz niteliğinde yönlendirmiş olursunuz arkadaşlar. Tamam. Şimdi bu arkadaşın uyarısına istinaden gelin yapmış olduğumuz hatayı çözelim. Haliyle product servis üzerinde delete direktifi geliştirdiğimizden dolayı yanıldık arkadaşlar. Şimdi burada şöyle bir yaklaşım sergileyeceğiz. Delete direktif artık herhangi bir olguya, entity'ye dair delete işlemlerini yürüteceğinden dolayı biz burada herhangi bir servis üzerinden bu işlemi gerçekleştirmeyeceğiz. Direkt HTTP client servis üzerinden isteklerimizi yapıyor olacağız. Nasıl yani? Ne demek istiyorum? Burada artık product servis yerine HTTP client servisi çağırıyorum. Şu bizim custom olarak oluşturduğumuz servisimiz. Şimdi bu servis üzerinden biz artık isteklerimizde bulunacağız. Niye bu servis üzerinde bulunacağız? Ben ne demiştim zamanında? Şimdi HTTP client'i ne zaman kullanacaktık? Sadece modullara ait servislerimizde kullanacaktık. Tüm HTTP isteklerimizi bu HTTP client servis üzerinden değil de bunu kullandığımız o servisler üzerinden yapacağımızı konuşmuştuk. Ama burada dikkat ederseniz delete direktif merkezi bir yapılanma. Yani servislerden bağımsız opsiyonel olarak hangi servisin üzerinde çalışma yapacağını bilemeyeceğinden dolayı HTTP client servisi gene kullanması gerekiyor. Böyle bir durumda artık daha evrensel bir noktaya kodu çekmemiz gerekiyor. Onun için HTTP client servisi burada inject ediyorum arkadaşlar. Şimdi geldim buraya. HTTP client servisi artık burada devreye sokacağız. Hemen şöyle geliyorum. This nokta, tabii yapmış olduğum hatayı burada arkadaşlar siliyorum artık. GitHub'da bununla ilgili kodları görürsünüz nihayetinde. Artık olması gereken kod üzerinden gidelim. Şimdi HTTP client servis diyoruz. Ardından ne isteğinde bulunacaktım? Ben burada delete işlemi yapıyorum. Delete isteğinde bulunacağım. Şimdi burada parametrelerimize girerken bakın controller neyin üzerine bir silme işlemi yapacağımızı burada bildireceğim. Şimdi dikkat, önemli olan nokta burası. Biz hangi controller üzerine silme işlemi yapacağız? Ben bu delete direktifi yeri gelir products'ta kullanabilirim. Yeri gelir customer'da kullanabilirim. Orders'ta kullanabilirim. İşte vardır en çok satan ürünler diye bir sayfam. Orada kullanabilirim. Nihayetinde nerede kullanacağımı burada tahmin edebiliyor muyum? Edemiyorum. Buraya yani controller olarak bu HTTP client servise vereceğim değerin ne olduğunu burada bilemiyorum arkadaşlar. Çünkü bu opsiyonel. O anda delete direktif hangi sayfada kullanılıyorsa oraya istek yapması gerekiyor. Dolayısıyla burada controller bilgisini benim kullanıldığı yerden almam gerekiyor. Nasıl ki ID bilgisini alıyorum
Benzer şekilde arkadaşlar kontrollerin ne olduğuna dair bilgiyi de kullanıldığı yerden, bu direktifin çağrıldığı yerden almam gerekecek. Dolayısıyla bir parametre üzerinden bunu rahatlıkla sağlayabilirim. Şöyle geldim, controller diyorum. String diyorum. Anlaşıldı mı? Controller field'ına gelen parametrik olarak oradan gönderecek, artık nerede kullanıyorsak, controller parametresine karşılık gönderilen değer buradaki controller field'ı tarafından yakalanacak. İşte yakalanan bu field'ın değerini de ben burada this.controller diyerek yapacağım isteği veriyorum. Devamında ise benden ne istiyor? ID istiyor. ID'ye de buradan gelip diğer field'ımdaki değeri veriyorum. Artık sürecim burada bitmiştir arkadaşlar. Bundan sonra tek yapmam gereken nokta deyip subscribe olarak, ilgili isteğe subscribe olarak gelen dataya uygun bir şekilde gerekli animasyonlarımı devreye sokuyorum. Anlaşıldı mı? Olay bundan ibaret. Yani yapmış olduğumuz hatayı bu şekilde tolere etmiş oluyoruz. Şimdi gelin bir deneyelim. Şöyle geldim. Şimdi deneyelim dedim ama bakın burada artık eksik bir şeyimiz var. Ben artık controller bilgisini de vermem gerekiyor. Bunu vermeden deneyemeyiz haliyle. Nerede kullanıyorum ben bu direktifi? Hemen şöyle şunları bir kapatayım. Şurayı da bir tazeleyeyim en baştan. Şöyle gelelim arkadaşlar. Nerede? Admin'in altında, komponentlerin altında, production altında, listin altında. Aha da burada kullanıyorum. Şimdi geldim şuraya. Bak, app delete'i çağırdığım yerde benim hangi parametrelere ihtiyacım var? Birincisi ID parametresine ihtiyacım var ki burada ne silinecekse bu ID parametresinden alıyor, bu bir. Bunları yan yana yazayım ki artık hani bağlayıcı unsurları daha net bir şekilde görelim. Hatta alt satıra geçireyim şöyle. Şöyle daha net görelim. İkincisi callback fonksiyonuna ihtiyacım var. App delete silme işlemini ilgili ID'ye dair veriyi sildikten sonra tabloyu güncelleyecek. İşte o tablo güncellenecek fonksiyonu burada callback üzerinden tetikliyoruz. Buradaki event'e de ihtiyacım var. Bunların hepsi birbirine bağlayan parametrelerdir. Şimdi bir üçüncüsü geliyor arkadaşlar. O da bizim controller parametremiz. İşte bu controller parametresi bu silme işleminin hangi controller'a, hangi yapılanmaya özel olduğunu buradan bildiriyor olacağız. Burada arkadaşlar products'a ait olduğunu bildiriyorum. Şimdi bu belki çok böyle aman aman bir kullanışlı yapılanma olmamış olabilir. Nihayetinde developer olarak ben istek yapacağım controller'ın endpoint yapılanmasını tam olarak bilemeyebilirim. Dolayısıyla böyle bir durumda burada ona çok böyle bağlı olmak da doğru değil. Nihayetinde daha kompleks bir controller yapılanması da olabilir ya da endpoint yapılanması da olabilir. Dolayısıyla bunun bilgisini burada vermek hani sat bir çözüm değil. Ama şimdilik geçici bir çözümmüş gibi değerlendirebiliriz. İleride daha farklı boyutlarda buradaki parametre yapılanmasını da değerlendirip daha nasıl diyelim, hani developer olarak controller'ın bilgisini burada vermektense buraya direkt entity'nin, modelin bilgisini verip arka planda switch case'lerle uygun servisi de çağırttırabiliriz. Artık bu bizim o anki mimarisel kararımıza kalmış. Yani bunu şimdi üzerine oturup düşünmenin de çok fazla bir manası yok. Neden diye sorarsanız arkadaşlar, bu yapmış olduğumuz çalışma bir yerden sonra bizim ihtiyaçlarımızı doğru düzgün gidermediğini görürsek eğer, işte o zaman oturur bunu düşünürüz. Şimdilik ben sadece controller bilgisini buradan veriyorum. Diyorum ki developer arkadaş, yani bu mimariyi kullanan developer arkadaş şu yapılanmayı, şu direktifi kullanacaksa nereye istek gönderdiğini bilecek. Haliyle endpoint'ini buraya doğru düzgün bir şekilde yazacak. Anlaşıldı mı? Yani en azından controller bilgisini yazacak. Kontrol bilgisinin dışında başka bilgiler varsa artık ona göre biz gelip burayı şekillendireceğiz. Tamam mıyız arkadaşlar? Şimdilik ekstradan bir bilgi ihtiyacımız yok. Nihayetinde biz delete isteğini controller bazlı değil de full endpoint bazlı da yapmamız gerekebilir. İşte böyle bir durumda delete direktif çok fazla kullanışlı olmayacaktır. O duruma istinaden nasıl bir davranış sergilenmesi gerektiğine dair ihtiyacımız olursa oturur konuşuruz. Tabii şimdi diyeceksiniz ki ya hocam biz zaten bu eğitimleri siz kritik yapın diye izliyoruz diyeceksiniz. Doğru, normalde oturup bunun kritiğini yapa yapa konuyu uzatmam gerekecek ama çok fazla sizleri en azından bu noktada boğmak istemiyorum. Ama şöyle teorik de olsa ufaktan da bir fikir vereyim arkadaşlar. Eğer ki burada silme operasyonunun yapılacağı controller ya da servis gibi durumları opsiyonel olarak buradan belirleyecekseniz yapmanız gereken esasında şudur. Buradaki değeri, yani controller demeyeyim de burada bir options diye bir parametre alırsınız. Bu options bu sayfanın list komponentin T'sinden bir obje alır.
O objede artık full patch mi gönderiyorsun yoksa direkt controller'a mı değer gönderiyorsun? Yani şurada göndereceğin değerlere karşılık değerleri barındırır. Haliyle biz onu buradan karşılarız. Gene input olarak karşılayacağız. Oradan gönderilen objekti burada input olarak karşıladığımızı varsayalım. Gönderilecek olan objenin durumlarına göre gerekli veriler yerleştirilir. Controller gönderiliyorsa controller yazılır. Yok eğer full endpoint gönderilmişse full endpoint üzerinden istek yapılır falan. Anladınız mı? Yani aslında çok böyle aman aman uzak bir çözüme gitmeye gerek yok. Gene eğer ki bu konuya girmiş olsaydık pratikte bildiğiniz yani şu ana kadar uyguladığımız mantıkta giriyor olacaktık. Tamam mıyız arkadaşlar? Ben çok fazla şişirmek istemediğimden dolayı ve muhtemelen sonraki durumlarda da bizim ihtiyacımız bu kadar kompleks olmayacağından dolayı bu şekilde sadece controller bilgisini yazarak silme işlemini evrensel hale getirmek yeterlidir diye düşünüyorum. Tamam mıyız? Bu noktada bırakıyorum bunu. Şimdi bunu bildirdikten sonra haliyle biz ne yaptık? Controller'ımıza buraya yazdık. Ardından ID'yi verdik. Subscribe olduk. Gelen data üzerine yani eğer ki başarılı bir şekilde veri akışı sağlanıyorsa animasyon işini gerçekleştirdik. Hemen şöyle gelelim. Şurayı bir ben tekrardan yenileyim. Şimdi örneğin ürün 21'i sil dediğimde iptal diyorum. Bakın herhangi bir şey olmuyor. Çünkü diyalog penceremiz de şu anda aktif. Tekrardan sil deyip evet diyorum. Şu anda selametle ürün 21 gitti. Peki niye 4 tane ürün geldi? Ha arkadaşlar bizim mevcut ürünlerimiz de gitmiş ya. Biz tabi deneme yapa yapa artık elde ne var ne yok hepsini harcadık. Hemen şöyle ben sonraki derslerimizde belki lazım olur. Bir 3-5 tane de nezdinizde gireyim. Elbette ihtiyacımız olacak arkadaşlar. Şimdilik bulunsun yani zararı yok. Evet. Şöyle yeniledim tekrardan. Örneğin ürün 3'ü siliyorum. Evet diyorum. Bakın şu anda ürün 3 silindi. Sayfayı yeniliyorum. Ürünçe dair herhangi bir verimiz yok. Demek ki artık evrensel bir şekilde çalışıyoruz. Nihat kardeşimizin bizi uyardığı bu hatayı da bu şekilde çözmüş oluyoruz. Tekrardan söylüyorum. Buradaki çözüm ihtiyaca binaen daha da detaylı bir şekilde optimize edilebilir. Ben bu kadarıyla sadece controller bilgisini alarak çözüyorum. Tamam mıyız? Artık daha fazlası ihtiyacımız olursa çözeceğiz. Sen istiyorsan daha da ileri boyutta biraz önce söylediğim tiyolarla bir object üzerinden de gerekli çözümü sergileyebilirsin. Evet sonraki dersimizde görüşmek üzere demeden arkadaşlar. Şimdi son kez aklıma bir şey geldi. Şimdi biz silme işlemini yapıyoruz ya. Bu silme işlemini yaptığımızda evet dedim. Şimdi tamam tablo güncellendi falan iyi hoş güzel. De herhangi bir şey gelmedi. Bakın bir notification falan gelmedi. Biz ne yapmıştık? Alertify kullanmıştık. Haliyle onunla ilgili de uyarımızı bildirelim. Ondan sonra dersimizi sonlandıralım. Hemen şöyle geliyorum. Private. Alertify diyelim. Burada şunun da ismini şöyle servisle tamamlayayım arkadaşlar. Nerede çağıracağız? Heh. Şimdi callback fonksiyonu başarılı bir şekilde tetiklendikten sonra yapmam gereken işlem this.alertify üzerinden bir mesaj vereceğim. Bu mesajımız da tabi burada object olarak mesajımızı vermiyoruz. Ürün başarıyla silinmiştir. Diyelim virgül ardından options'larımızı vereceğiz. Var olan bütün mesajlarımızı kapatsın. Eğer varsa mesaj türü olarak da arkadaşlar burada success diyelim. Tamam. Ardından position olarak da her zaman yaptığım gibi sağ üst köşeyi tercih ediyorum. Onun dışında bir şey vermeye gerek var mı? Yok. Evet olay bu. Eğer ki süreçte hata alırsak silme esnasında bir hata ola ki aldık. Diyelim ki bir tutarsızlıktan dolayı. Yani örnek veriyorum. Veri tabanından ürün 24 silinmiş. Ama burada arayüzü biz güncellememişiz varsayalım. Gittim ben bunu sil dedim. Ne olacak? Veri tabanında daha doğrusu API kısmında buna dair bir patlama söz konusu olabilir değil mi? Ya da böyle işlemlerde silme işleminde diyelim ki sunucuya ulaşamadı bir patlama söz konusu oldu. Haliyle burada subscribe olduğumuzda olası hata da söz konusu olabilir. Dolayısıyla şurada arkadaşlar bakın ikinci parametreye geliyorum. Error alıyor benden. Onu da şöyle alacağız. Error response diyelim. HTTP error response olarak bunu karşılıyorum. Şimdi burada bu alınan hataya dair uygun bir mesaj vermemiz yeterli olacaktır.
Bu arada arkadaşlar, bir dersimizde biz burada genel anlamda Angular uygulamasında alınan hataları doğru düzgün handle etmeyi ele alıyor olacağız. Şimdilik buralarda bu şekilde idare ediyorum. Bunu daha merkezi bir hale getiriyor olacağız. Yani her bir isteğin sonucunda gelip de ben error'ları bu şekilde kodlayarak yönetmeye çalışmayacağım. Bunu daha farklı bir şekilde ele alıyor olacağız. Tamam. Şimdilik yani bu bir proje geliştirilirken tabii ki de temeller doğru bir şekilde atıldıktan sonra var olan pürüzleri daha sonra temizlersiniz ama normal şartlarda olması gereken şeyleri göz ardı edip daha sonra bunları düzeltirim deyip teknik borçlanmaya girmezsiniz. Ama bu eğitim süreci olduğundan dolayı bazı şeyleri mış gibi yapacağız ki hani teknik olarak borçlanacağız ki daha sonra o konuları tam teferruatla ele alabilirim. Yoksa ben onu da bir yandan yapayım, bunu da bir yandan yapayım dersem kritikleri yapamayız. Haliyle amacımıza varamayız. Dolayısıyla mevzu uzasın. Çok fazla böyle yeri geldi mi olup olmadık konularda detaylara girmiş olalım. Önemli olan zaten bu projenin sonuna varmak değil. Bu projenin sürecinde alabileceğimiz tüm verimleri alabilmek, kritikleri yapabilmek. Burada e-ticaret yapmak amacında değiliz. Mümkün mertebe bize konuyu, malzemeyi sağlayan e-ticaret konusu olduğu için onu seçtik. Haliyle ben sonuna kadar götüreceğim. Tabii niyetim burada bir e-ticaret elde edebilmek. Bayağı geniş fonksiyonlu bir e-ticaret elde edebilmek. Varsın 500 saatlik bir e-ticaret eğitimi olsun. Biz buna niyet ettik. Süreçten de zevk alıyoruz. Kritik yapa yapa bol bol muhabbetini ede ede ilerleyeceğim. Tamam, yani diğer eğitimlerden farkı hemen neticeye varmayacağız arkadaşlar. Anlıyoruz ya da anlamıyoruz. Önemli olan niyetimiz doğrultusunda kritiklerini yapa yapa malzeme toplaya toplaya ilerlemek. Dolayısıyla buna da temas ediyor olacağız. Şimdi burada uzatmayıp ürün silinmeye çalışılırken beklenmeyen bir hatayla karşılaşılmıştır diyelim. Umarım doğru düzgün bir cümle kurmuşuzdur. Burada error verelim. Onun dışında gene aynı yerde göster diyelim. Evet, şimdi geliyorum. Ürün 1'i arkadaşlar sil diyorum. Ürün 1 gitti. Güzel. Bir yandan da hatamıza bakalım. Ben burada şöyle geleyim. Sunucu şurada açıkmış. Bakın görüldüğü üzere. Sunucuyu kapatıyorum. Ürün 2'yi sil diyorum. Bakalım neler olacak. Ürün siliniyor ama arkadaşlar dikkat ederseniz spanner kapanmıyor. Hemen onu da görmüşken müdahalemizi yapalım. Şimdi eğer spanner kapanmıyorsa biz burada çağırmıştık zaten spanner'ı. Nasıl ki burada şov yaptıysak burada da yeri geldi mi kapatmamız gerekiyor. Error kısmında manuel olarak kapatmamız gerekecek. Neden subscribe olduğumuzda success olduğunda kapatmamıza gerek yok? Çünkü burada callback fonksiyonumuz emit edildiğinde bu callback fonksiyonu list komponentteki şu fonksiyona karşılık geliyordu. Şu fonksiyona. Bunu veriyorduk biz parametre olarak diğer taraftan, hatırlarsanız. Şuradan veriyorduk bunu. Değil mi? İşte bu fonksiyon kendi içerisinde zaten spanner'ı kapatıyor. Bak nerede kapatıyor? Şurada açıyor. Bir yerde kapatıyor. Nerede kapatıyor? Göremedim şu anda, bir saniye. Şurada kapatıyor arkadaşlar. Tamam. Haliyle biz success durumunda bunu yapmak zorunda değiliz ama error durumunda spanner kapatacak herhangi bir kod olmadığından dolayı hemen şöyle geliyorum. Mesajı gösterdikten sonra ya da mesajı göstermeden önce, değil mi? Bunu kapat kardeşim diyorum. Evet, bunların hepsini daha otomatize hale getiriyor olacağız arkadaşlar. Şimdi tekrardan gidip bir sunucuyu açayım. Ondan sonra verilerimiz gelsin. Veriler geldikten sonra da bakın mesela burada sunucu kapalıyken İstek gönderiliyor. İstek neticesinde hatalı bir status kod dönüyor. Spanner kapatılmıyor. Sonsuza kadar böyle dönüyor. Biz biraz önce bunun farkına vardık. Sırf o noktada, yani delayed işleminde herhangi bir hata alınıyorsa spanner kapatıp öyle hata mesajı verdiriyoruz. Ki belki o süreçte tekrardan bir bağlantı kopukluğu düzelebilir. Hatalar onarılabilir. Tekrardan tıklanabilsin. Neyse, çok da uzatmayayım artık. Şurayı bir güncel sayfayı yenileyelim. Evet, şu anda sayfamız geldi. Hemen gidiyorum şuradan. Sunucuyu bakın kapatıyorum arkadaşlar. Geldim böyle. Herhangi bir ürünü silmek istiyorum. Şu anda isteğimiz gitti. Evet, spanner kapandı. Ardından ürün silinirken beklenmeyen bir hatayla karşılaşıldı diye mesajımızı aldık. Neyse, çok fazla detaya boğmayayım. Hatamızı düzeltmiş olduk. Notification'da kullanmış olduk. Bir sonraki dersimizde
dosya yükleme, upload işlemiyle ilgileniyor olacağız. Buna dair de bir direktif tasarlamayı düşünüyorum. Bununla ilgili planlamamı yapayım. Birazdan zaten eğitimi çekmeye başlıyor olacağım. Sonraki dersimizde görüşmek üzere.